Taş gibi görünen ürün aslında bir mercan fasulü. Deniz mercanları olur. Bunlar denizde yaşarlar. Mercan fasulüdür bu. 1200 yaşında olduğu biliyoruz. Bizi 1200 yıl öncesine getiriyor. Dokunduğumuz zaman 1200 yıl öncesindeyiz. O da basit diyebiliriz yani. Bir günde kısa bir
Tam ters gününe koyduk çekimleri. Umarım aklınızı fazla uyatmadık. Burayı yaklaşık 2 sene evvel açtık. Ama bunun bir ön hazırlığı vardı tabii. Bu da 8 sene evvele dayanan bir süreç. 2 yıldır aktifiz. Enstrüman eğitimlerimiz var, tiyatro eğitimlerimiz var, tiyatro oyunlarımız var burada. Onun dışında burada dengbeş programlarımız oluyor. Kültürel ne varsa bütün etkinliklerimizi yapıyoruz burada. Onun dışında içeride 5200'e yakın parça var. Misafirlerimize onları sunuyoruz, gelip ziyaretimize gelen misafirlerimiz var. Onlar mutlu oluyor, biz mutlu oluyoruz. Burada toplam 8 yıllık bir süreç içerisinde toplanmış 5200 parça var burada. Bunların en eskisi 1200 yıllık fosil var, mercan fosili. 1940'lardan, 50'lerden, 60'lardan tüfekler var. Bakır sürahilerden tutun gramofonlara kadar, pikaplara kadar, plaklara kadar, radyolara kadar. Daha ismini sayamadığım bir sürü obje ve aranjmanlar var burada. Buraya gelen misafirlerin çoğu geçmişe bir küçük yolculuk yapıyorlar. Hem o yolculukta ikramlarımızdan faydalanabilir. Hem kahvesini içip hem dedelerinin, nenelerinin, atalarının yaşamış olduğu dönemlerden kalma eşyaları dokunup birebir görme şansını yakalayabiliyorlar. Hem de kahvelerini yudumlayabiliyorlar. Hem bizim etkinliklerimizden faydalanabiliyorlar. Mutluluk duyuyorlar. Yaklaşık 1500-1600 tane kitabımız da var burada. Bunların çoğu, onlar da aslında eski antika diyebilecek şey diyeyim. Çünkü genelde birinci basımlar, kültür, sanat ve edebiyat üzerine birçok kitabımız var. Sağ olsun hem gençlik olarak diyebilirim, lise, üniversite gençliği gelip kitap okuyabiliyor. Hem olgun kesimimiz gelip kitap okuyabiliyorlar. Ortamı uygun görüyorlar. Hem muhabbet için hem kitap okumak için. Güzel bir ortam, güzel bir atmosfer diyebilirim. Böyle bir ilaçma fikri, işin doğrusu hani biraz antika merakı olması gerekir ki insanda ki böyle bir şey yapabilsin. Benimki çocukluğumdan kalma bir iz var. İşin en temeline inersek yani hani derler ya çocukluğumuza iniyoruz acaba ne diyorsunuz diye. Çocukluğumuza inersek işin doğrusu benim nenemle aram çok iyiydi. Ben nenemi çok severdim. O dönemlerde nenemle fazla bir zaman geçiriyordum. Onun vefatından sonra birazcık onun yokluğunu hissediyordum. Bu sefer ondan kalan parçaları toplamaya başladım çocuk aklıyla. Ama hani kokusu geliyor diyorlar ya, 3-5 parça dahi olsa kokusu geliyordu. İşte ondan kalan annemin elindekilerine varsa, bakraç vardı, birkaç tane seccade vardı, birkaç tane küçük kuplar vardı. Onları saklama ihtiyacı duydum kendimde. Daha sonra bu onun kokusunun peşinden koşmak diyorlar ya, bu sefer o benim antikaya olan merakımı arttırdı bu sefer. Bir antika merakı oluşmaya başladı 8 sene evvel. Aynı zamanda bir iki farklı dizide oyunculuk yapıyorum, dizi oyunculuğu. Bu sefer antika eşya alma şansı doğduğu zaman bu sefer oradan gelen bütün parayı antikaya döküp önce kendi evimde bir oda yapayım.
Sonra mutfağa taştı, sonra yatak odası, sonra oturma odası, sonra salon derken artık yer kalmadıktan sonra, artık bu şekilde gitmeyeceğini anladıktan sonra bir depoya indirdik. Fakat bunları sergileyebileceğim ve benim gibi antikaya hasret ve özlem duyan insanların gelip görebileceği bir galeriye ihtiyacının olduğunu düşündüm memleketim için. Bunları hem kendi sanatımı icra edeceğim tiyatro, sanatımı icra edeceğim bir yer, hem de insanların sadece tiyatro için değil, tiyatroya gelip aynı zamanda tiyatro saatini beklerken de en azından birkaç yudum kahve içip galeriyi gezip geçmişe bir yolculuk yapmaları için bir fikir oluştu bende. Toplam 8 sene. Bunları 5 sene bir depoda topladık. Zaten bir sene de eve toplamıştım, artık yer kalmamıştı. Son 2 yıldır da burada aktifiz. Toplamda 8 yılda 5200 parçaya ulaştık. Hedefim 15.000 parça ve 200 katlı hem sanat okulu hem de sivil bir müze oluşturmak. Buradaki eserler gören varsa yani 1940'ların 50'lerden kalan eserler. Yani bizim evde de mesela birkaç parça var ama yelpaze burada daha da geniş. Yani gerek değirmen olsun, eski ütüler olsun, yani eski insanların nasıl yaşadıkları, nasıl bir merhaleden geçişleri, nasıl zorluklarla başa çıktığını burada görüyoruz aslında. Yani güzel bir ortam. Kitabımızı dediğiniz gibi böyle tarihi bir yerde okumak daha bir şevklendiriyor açıkçası, öyle diyeyim yani. Yani bu mekanın sahibi yani Ahmet abi de bilir. Ben gelir kitabımı okurum ezime burada, çünkü yani güzel bir hava veriyor dediğim gibi. Şu an günümüz insanlarının çoğunda bir eskiye özlem var. Yani şu an hep modernleşme diyoruz da artık çoğu insanın içinde bir eskiye dönük bir nostalji yaşama şeyi var. Gerek giyim kuşamda olsun, gerek etkinliklerde, sosyal aktivitelerde olsun. Böyle geriye yönelik bir özlem olduğu için yani bu mekan insan ister istemez daha kendine çekiyor. Böyle çok çeşitlilik, her şeyin elinin altında olması bazen insana mutluluk verecek diye bir şey yok. Yani lüks arabanın olması, 6-7 odalı evinin olması insana her zaman mutluluk verecek diye bir şey yok. Yani eski zamanda 2 odalı evde 10-15 kişi ailenin kaldığı yerler var. Yani orada daha mutlu oluyor insanlar, daha huzurlu oluyor.